Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni serimizin yeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu ikinci videomuzda size komple ilk çağ uygarlıklarını en önemli özellikleriyle vermeye çalışacağız. Yine bilgiler verirken TYT ve AYT kalıbında ne tür soruların gelebileceğine de yine örnekler vereceğiz. Vakit kaybetmeden hemen konumuza geçelim. İlk çağ uygarlıklarından ilk etapta Asya'da başlıyoruz. En uzaktan başlıyoruz ki Çin uygarlığı. Asya'nın en eski uygarlığı olarak kabul edilmekle birlikte barut, pusula, matbaa ve kağıdı icat etmişlerdi. Arkadaşlar, barut, pusula, matbaa ve kağıt sorularda sıklıkla çıkar. Özellikle TYT kalıbı sorularda şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Soru bize der ki, barut, pusula, matbaa ve kağıt Talas Savaşı'yla Türk-İslam dünyasına, Haçlı seferleriyle Avrupa'ya taşınmıştır. Bu neyin göstergesidir şeklinde soruluyor. Peki bu neyin göstergesi? Şunun göstergesi arkadaşlar, savaşlar kültürel etkileşimde bir araçtır. Savaşlar yoluyla ne olmuş? Dünyanın değişik bölgelerine gitmiş. Ve barut, pusula, matbaa ve kağıt dünyanın ortak kültürel mirası haline gelmiş. Sadece bir uygarlığa aittir diyemeyiz. Ortak kültürel miras olmuştur. Bu ve buna benzer kalıplar sorularda gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Şimdi burada bir matematiksel işlem gibi bir şey görüyorsunuz. Ahan da diyorsunuz bu ne? Çin çarpı Türk, yani Çinlilerle Türkler birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin sebebi bölü İpek yoludur. Bunun da eşittir diyerek sonucunu ne olarak görüyoruz? Çin setti. Yani Çinliler, ulan biz bir set yapalım da 2000 sene boyunca dünya bunu anlata anlata bitiremesin diye yapmamışlar. Türk akınlarını durdurabilmek için yapmışlardır. Yani ihtiyaçlar mimariyi geliştirmiştir. Alın size bir TYT kalıbı soru daha. Çin Seddi'nin yapımında aşağıdakilerden hangisi etkindir diyebilir. Ya da Türklerle Çinliler çatıştı. Çin Seddi bu Türk akınlarını durdurmak için yapıldı. Bu neyin göstergesidir diye sorulabilir. Tabii ki kültürel etkileşim Türklerle Çinliler arasında da yaşanmış ve Türklerden etkilenerek orduda atlı birlikleri kurmuşlar ve 12 hayvanlı Türk takvimini de kullanmışlardır. İnançları Konfüçyüs, Buda'ki merkezi Hindistan'dır Buda Budizmin, Tao, Lao Tse gibi felsefecilerin görüşleri inanç sisteminin temelini oluşturmuştur. Taoizm, Konfüçyüsçülük gibi. Resim, heykel, porselen ve Çinicilik de yine Çin uygarlığında gelişmiştir. Evet arkadaşlar, genel itibariyle soruların gezindiği özellikler bu şekilde Çin uygarlığı ile ilgili. Hindistan'a geçelim. Çöri çörilere baktığımızda verimli ve zengin toprakları nedeniyle tarih boyunca istilaya uğramışlardır. Verilen cümleye bakılarak tarihin hangi özelliğinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Bakın, alın size tarihin tanımıyla ilgili bir soru. İlk cümle arkadaşlar. Verimli ve zengin toprakları nedeniyle tarih boyunca istilaya uğramışlardır. Tarihin hangi özelliği verilmiş bu cümlede? Sebep, sonuç. Bakın, konuyla konuyu birbirine bağlıyoruz. Mükemmeliz. Hindistan'da tabii ki birden çok millet olduğu için, istilaya uğradığı için birçok dil, millet ve kültür varlık göstermiştir. Alın size TYT kalıbı soru. İstilaların bu kadar fazla olması neye yol açar? Hindistan, akarsular ve dağlarla birçok bölgeye ayrıldığı için siyasi birliği sağlamak zordur. Coğrafi koşullar siyasi birliğin sağlanmasında ne olmuş? Engel olmuş arkadaşlar. Yine yorum yapıyoruz. Racalık denen küçük prenslikler şeklinde yönetilmişlerdir. Küçük küçük minik minik prenslikler varsa ne yoktur? Merkezi otorite, siyasi birlik yoktur. Veda, Brahmanizm, Hinduizm, Taoizm, az önce söylediğimiz Budizm, Maniheizm gibi birçok dini inanç vardır. Kast sistemi. Şimdi bu kast sistemi nedir? Kast sisteminden neyi kast ediyoruz bakalım. Toplum sınıflara ayrılır ve sınıflar arası geçiş yasaktır. Yani
tüccar sınıfından olan biri ya ben şu parasını vereyim de asiller sınıfına geçeyim diyemez. Geçiş yasak. Meslek babadan oğula geçer. Ki arkadaşlar baba paryaysa sen bir taraflarını da yırtsan yine parya kalırsın. Paryasın sen, parya kal. Çünkü babadan geliyor bu özellik. Yani köle kalıyorsun. Kas sisteminde en tepede Brahmanlar dediğimiz din adamları sınıfı vardır. Ve en altta kalan, hatta tabakalaşmanın bile içine alınmayan, hiçbir hakka sahip olmayan parya denen köleler vardır. Toplumu sınıflara ayıran ve geçişi yasaklayan bu sistem vatan, millet anlayışını, milli birlik ve beraberliği engellemiştir. Çok 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 sık çıkar. Aman bunu unutmayın arkadaşlar. Aman bunu unutmayın. Size kas sisteminin özelliklerini verir. Bunun doğurduğu sonuç nedir diye sorar. Vatan, millet, birlik, beraberlik yoktur. Kas sistemi Hindistan'a 17 sefer düzenleyen ve İslamiyet'i yayan ki İslamiyet eşitliği savunuyor biliyorsunuz. Gazneli Mahmud tarafından zayıflatılmıştır. Aklımızda bulunsun. Ganj Nehri kutsaldır. Belki belgesellerde görmüşsünüzdür. Ganj Nehri kutsal arkadaşlar. Kendileri de yıkanıyor. Değişik ihtiyaçlarını da o nehrin içinde gideriyorlar. Ölülerini yakıp küllerini de Ganj Nehri'ne savuruyorlar. Bakın bu da yine gözünüzde canlanması açısından bir ipucu olsun size. Büyük İskender Asya seferiyle Hindistan'a kadar gelmiş, bu bölgeyi de kısmen de olsa hakimiyeti altına almıştır. Gelelim İran'a. İran'da iki tane uygarlığımız var. Biri Medler, biri de Medlere son veren Persler. İran'da kurulan ilk uygarlıktır. Tam AYT kalıbı sorudur arkadaşlar. Hangisi İran'daki ilk uygarlıktır? Hatta şıkların içerisine Persleri de koyar. Böyle dikkat etmezseniz hangisi önce sonra onu karıştırırsanız güm diye soru gider. Asur ve Lidyalılar ile savaşmıştı. Gelelim en babasına İran'daki Perslere. Birinci Darius ile birlikte ülke eyaletlere ayrılmış. Bak bu çok önemli ha. Bak bu çok önemli. Başına kral tarafından Satrap adı verilen valiler atanmıştır. Valiler atanmıştır. Valileri kim atamış? Kral. O zaman valiler kime bağlı? Krala bağlı. Bu da merkezi otoritenin olduğunun kanıtıdır. Verir bunu TYT kalıbında. Hadi bakalım bu neyi gösterir der. Merkezi otorite nedir arkadaşlar? Güçlüdür. Ha, Perslerin uyguladığı eyalet sisteminin adı nedir der. Satraplığı da AYT kalıbında sorar. Bu valiler şah kulağı ve şah gözü denen müfettişlerce de denetlenmiştir. Bakın bu da otoriteyi arttırıcıdır. Hani vali bana bağlı gönderdim ama işte bu nasıl olsa beni dinler dememiş. Adam arkasını aramış, denetlemiş. Aynı zamanda 300 Spartalı filminde de gördüğünüz üzere ölümsüzler denen bir birliği vardır. Ha bunlar hiç mi gebermiyor, şey ölmüyor? E tabii ki ölüyor da ölenin yerine direkt eksik tamamlandığı için sayı 1000 kişiden atıyorum hiç azalmadığı için ölümsüzler deniyor. Zerdüştlük en yaygın inanç sistemidir. Zerdüştlük ateşperestlik olarak da geçer. Dünyada biline demişiz son neyi unutmuşuz. Dünyada bilinen ilk posta teşkilatını kullanmışlardır. Tam AYT'lik soru. İlk posta teşkilatı kime aittir? Bununla birlikte arkadaşlar posta, iletişim, ulaşım, haberleşme bu da merkezi otoriteyi arttırır. Arkadaşlar kalıp bilgi veriyorum size. Posta teşkilatını bir soru sizin gözünüze sokuyorsa o devlette merkezi otoritenin güçlü olduğunu söylemeye çalışıyordur. Yani tutup İşte atıyorum divanı Berit vardı, posta haberleşme derse Türk İslam Devletleri'nde Selçuklu'da ya da 2. Mahmut döneminde posta teşkilatı kuruldu derse burada bize otoriteyi kuvvetlendirici tedbir alındığını söylemeye çalışıyordur soru. Lidyalıları ortadan kaldırmışlar, kral yoluna hakim olmuşlar, kral ticaret yoluyla da zenginleşmişlerdir. Maraton Savaşı'nda Atina'ya yenilmişlerdir. Atina Yunan uygarlığında bir şehir devleti arkadaşlar. Büyük İskender ile yaptıkları İssos Savaşı'nı kaybederek yıkılmışlardır. Yani Büyük İskender Perslere son vermiştir. Gelelim Mezopotamya'ya. Fırat ve Dicle ırmaklarının arasında kalan
verimli topraklara Mezopotamya denir. Topraklar verimli, iklim uygun, ticaret yolları, göç yolları üzerinde olduğu için Mezopotamya'da tarih boyunca çok sık işgal edilmiş yerdir ki ilk çağ uygarlıkları açısından 5 uygarlık görüyoruz. Ki ilk gördüğümüzde Sümerler Mezopotamya'nın en eski uygarlığı. Yazıyı icat etmeleri çok önemlidir arkadaşlar. Tarihi devirler neyle başlıyordu? Yazının icadıyla. Yani size yazıyı kim icat etti diye sormaz da tarihi devirleri başlatan ilk çağ uygarlığı kimdir diye sorar. Cevap değişmez, yine Sümerler. Çivi yazısını çözerse İngiliz araştırmacı Rawlinson olmuştur. Ek bir bilgi de verelim. İlk yazılı kanunlar Urgakina kanunlarıdır bilinen. Ki arkadaşlar sürpriz mi bu? Değil tabii ki. Neden? İlk yazıyı kullanan adamlar da ilk yazılı kanunların olması da sürpriz değil. Ki o zaman dünya tarihinde ilk paleografik olarak incelenebilecek eser ne? Yani eski yazı olarak incelenebilecek en eski unsur ne ya da unsurlardan biri ne? Urgakina kanunlara bakın. Tarihe yardımcı bilim dallarıyla birleştirdik yine. Şehir devletlerine site deniyor arkadaşlar. Şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Sümerler, Ur, Uruk, Lagash gibi site devletleri şeklinde, şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Ki bu da merkezi otoritenin olmadığını gösteriyor. Unutmayın, eğer bir ilk çağ uygarlığında şehir devletleri varsa orada siyasi birlik yoktur, merkezi otorite yoktur. Yöneten rahip kralları ise hemen ampul kafada yansın. Rahip kral diyorsa yönetim dine dayalıdır. Yönetim dine dayalıysa buna da teokrasi ya da teokratik diyoruz ki bu rahip krallara patesi ensi denir. Rahip krallar yönetiyordu. Bu neyi gösterir? Teokrasi bu TYT sorusu. Rahip kralların adı ne? Patesi ensi. Bu da AYT sorusu olabilir. Bununla birlikte alt katı tahıl ambarı, bir basamak çıktım. Üst katları okul, bir basamak daha çıktım. Tapınak ve en üst katı gözlem evi olan zikkurat denilen bir yerde basamaklı piramide benzeyen yapıları vardır. Alt kat tahıl ambarı arkadaşlar, ürünleri kim topluyor? Rahipler topluyor. Ekonomi kimin kontrolü altında? Din adamlarının. Okul nerede? Okulda, tapınağın içinde. O zaman eğitim layık değil. Bakın yorum yapıyorum. Dinin eğitime etkisi var. Gözlemevi gözlemliyorlar gökyüzünü. Gözlemledikçe hangi bilim dalı gelişir? Astronomi, ki ilk ay takvimi, dünyada bilinen ilk ay takvimi de Sümerlere aittir. Bu da yine sorularda karşınıza AYT kalıbında çıkacaktır. Baş tanrıları Enlil. Hocam şimdi biz tanrı ismi mi ezberleyeceğiz? Hayır. Bakın dikkat edin. Baş tanrı Enlil, demek ki başka tanrıları da var. Çok tanrılı inanç. Ne demekti bu? Aferin. Politeistti çok tanrılı. Monoteist olunca da tek tanrılı oluyordu. Ahiret inancı yoktur. Kullanılan malzeme çok sıklıkla çıkan bir diğer kalıp. Sümerlerin kullandığı malzemeler kerpiç olduğu için, dayanıklı bir malzeme olmadığı için savaşlar, doğal afetler neticesinde günümüzde Sümerlerden bize ulaşan ne yoktur? Mimari eser yoktur. Neden mimari eser ulaşmamıştır günümüze kerpiç? Kerpiçin kullanılmasının sonucu nedir? Mimari eser yoktur. Gılgamış, tufan ve yaratılış destanları, edebiyata da buradan bir dirsek teması yaptık. Yine AYT kalıbında bu destanlar kime aittir diyebilir. Elamlar tarafından da yıkılmışlardır. Bir diğer Mezopotamya uygarlığı Akadlar, Kral Sargon tarafından kurulmuştur. Tarihte bilinen ilk imparatorluk ve ilk düzenli ordu Akadlara aittir. Ki bu özellik arkadaşlar, niye ayrı ayrı vermedim, bir arada verdim? Birbirini tamamlıyor. Nasıl? Büyük devletsen, imparatorluksan demek ki güçlü ordun var. Güçlü ordun varsa neye dönüşebilirsin? İmparatorluğa. Bu kadar büyüksen, güçlü ordun varsa diğer özellik de zaten sürpriz değil. Mezopotamya'nın tamamına hakim olmuştur. Sümer kültürünü Ön Asya'da yaymışlardır. Sümerler ile çağdaştır. Çağdaş oldukları için bu bize neyi gösterir? Kültürel etkileşimi var. Geniş bir alana yayıldığı için
Sümer kültürünü de değişik bölgelere götürmesi çok doğal. En önemli tanrıları yine politeist. Güneş tanrısı Samaş, ay tanrısı Sindi, çok tanrılı politeist inanç var. Naram-Sin'den sonra zayıflayan devlet, dağ canavarları olarak da adlandırılan Zagroslardan yani İran'dan gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır. Yani Akatlar Gutiler tarafından yıkılmış ve tarih sahnesinden çekilmiştir. Babiller ya da Amurlular bir diğer adıyla Irak ve Şırnak'ı da içine alan coğrafyada kurulmuştur. En önemli kralları ki çok meşhur Hammurdan abi yani Hammurabi'dir. Hammurabi'yi bu kadar ne meşhur kılıyor ona da birazdan geleceğiz. Şimdi söyleyeceğimiz kısım yine bir TYT kalıbı. Hammurabi rahip kral anlayışını terk ediyorsa laik devlet düzeni var. Yani kral tanrı ya da din adamı değil devlet işlerini ayırmış. Hammurabi'yi bu kadar meşhur da kılan nedir? Kanunlarıdır. Dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilir. Kısasa kısas, göze göz, dişe diş, kana kan, intikam intikam. Yani çok sert kanunları vardır. Hırsızlık yapanın elinin kesilmesinden tutun da işte bir mühendisin yaptığı ev kendi hatasından dolayı yıkılırsa öldürülür. Ya da komşusun evi yanarken o yangına müdahale etmeyen yan gelip yatan komşu aynı ateşe atılır gibi toplumsal hayatı da düzenleyen çok sert kanunlar var. Hani ne cinsinden hadi sıkıysa çiğne cinsinden kanunlardır. Babil asma bahçeleri ve Babil kulesi ise mimari açıdan çok önemlidir. Babil kulesi de özünde bir zikkurattır. Baş tanrı Marduk, çok tanrılı inanç var bakın yine politeist. Yahudileri ilk kez sürgün eden uygarlıktır. Babillerin dışında tarih boyunca birçok kez sürgün yemiştir. Yahudiler işte Roma'da sürgün etmiştir. İspanyollar da sürgün etmiştir. Birinci Babil devletine Hititler, ikincisine ise Persler son vermiştir. Asurlular kara ticareti bir bölgeye gidiyor. Oradaki ham maddeyi alıyor, işliyor, tekrar satıyor. Yani sömürgeciliğin ilkel ismi diyebiliriz kolonicilik yapan. Bunu yapan ilk uygarlık. Asur pazar yerleri AYT soru kalıbı Karum, Vabartum denir. En önemli Karumları Kayseri Kültepe'dedir ki ticaret sonucunda Anadolu'ya yazıyı getirmişler. Tabii ki bu yazının geldiği yerde Kayseri Kültepe olmuştur. Asur tabletlerine burada rastlanmıştır ki günümüzdeki tabletlerden çok farklı tabii ki. Bunlar kil tabletler ve yazı var. Yazı Anadolu'ya geliyor. Tarihi devirler neyle başlıyordu? Yazıyla başlıyordu. Anadolu'daki tarihi devirlerde kim tarafından başlatılmış? Asurlar. Aman dikkat! Dünya genelinde tarihi devirleri ilk başlatan Sümerler ama Anadolu'ya yazıyı getirip tarihi devirleri başlatan Asurlulardır. Sorunun soruluş tarzına göre cevap değişir. Dikkat edin. Kral yolunu kullanmışlardır. Dünyada bilinen ilk kütüphaneleri başkentleri Ninova'da idi. Arşivcilik alanında da gelişmişlerdir. Bu kadar çok ticaret yapan bir uygarlığın arşivcilik yapması, işte aldığını sattığını yazması ve kütüphaneciliğin temelini kurması sürpriz olmaması lazım. Çünkü birçok mal alıyor, sipariş alıyor vesaire vesaire bunları yazılı hale getiriyor ve saklamak zorunda. Arşivcilik hani bu ticari faaliyetler sonucunda gelişmiştir de desek yanlış olmaz. Hitit, Urartu, Lidya ile çağdaştır. AYT soru kalıbı hangi uygarlıklarla çağdaştır diye sorulabilir. Babiller tarafından da yıkılmıştır. Gelelim Mezopotamya'nın kültürel açıdan en sönük medeniyeti olan Elamlara. İlk dönemlerinde şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır ki siyasi birlik yoktur. Daha sonra Sus şehri başkent olarak merkezi krallığa dönüşmüştür. Temel geçim kaynakları tarımdır. Asurlar tarafından da yıkılmışlar. Böylece Mezopotamya'yı bitirip Doğu Akdeniz uygarlıklarına, Akdeniz uygarlıklarına geçiyoruz ki Fenikeliler. Lübnan topraklarında, Lübnan dağlarının bulunduğu coğrafyada kurulmuş hemen din ampul yanacak kafada.
Nerede? Dağlık alanda. Neye müsait değil? Tarıma müsait değil. Nerede bu uygarlık? Akdeniz'de. Neye kıyısı var? Denize. O zaman deniz ticareti, yani deniz koloniciliği yapmışlardır ki deniz koloniciliği yapan ilk uygarlıktır. Kolonilerini Yunan ve İyonlardan ayıran özellik, yani Yunanlara ait, İyonlara ait kolonilerden ayıran özellik şu: vatan toprağı olarak görmüyorlar. Vatan toprağı olarak görmedikleri için asker de bulundurmuyorlar. Asker bulundurmayınca kolonilerini kısa sürede kaybediyorlar. Al sana TYT kalıbı. Der ki sana, bunlar asker bulundurmuyordu. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu o topraklar kısa sürede kaybedilebilir. Tabii ki deniz ticareti yapmaları, Akdeniz havzasında bulunmaları Doğu ve Batı kültürünün kaynaşmasında, gelişmesinde, etkileşiminde etken bir rol oynamalarını sağlayacaktır. Mısır hiyeroglif yazısı örnek alınarak, Mısır hiyeroglif yazısını biliyorlar. Bunu nereden biliyorlar? Demek ki Mısır'la ticaret yapmışlar, bir bağları var. Bunu örnek alarak Latin alfabesinin temelini atmışlardır, 22 harflidir. Daha sonra bunu Yunan, İyon ve Roma geliştirmiştir. Kültürel etkileşim var arkadaşlar. Yine alfabe dünyanın ortak kültürel mirası, tıpkı Çin'deki barut, pusula, matbaa ve kağıt gibi. Boya ve camı icat etmişlerdir. Kartaca kolonileri vardır. Kuzey Afrika'da Hannibal, Pön savaşlarında Roma'ya karşı başarılı olmuştur. Gelelim İbranilere. Tarihte ilk tek tanrılı inanca sahiplerdir Hazreti Musa ve Musevilik. Yalnız Musevilik milli bir dindir. Musevi olunmaz, Musevi doğulur. Kanla geçen bir dini inanç vardır ki bu yüzden dışarıdan kimseyi kabul etmedikleri için, dışa kapalı olduklarından, tarih boyunca sürgün edilmelerine rağmen ve çok fazla devlet kuramamalarına rağmen tarih sahnesinden silinmemişlerdir. İşte bu da bir sorudur TYT kalıbında. Bunlar bu kadar sürgün ediliyor, oradan oraya lastik top gibi atılıyorlar. Ama ve lakin devlet de kuramamışlar. Fakat bunlar neden yok olmadı? Neden yok olmadı? Milli bir din, kültürel etkileşime kapalı, bu yüzden yok olmamışlardır. Sorularda çıkar dediğim gibi. Mescid-i Aksa Hazreti Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Çok önemli bir eser. Bugünkü İsrail Devleti ise 1948 yılında kurulmuştur. Geldik Mısır'a. Mısır, Kral Menes döneminde siyasi birlik sağlanmıştır. Demek ki öncesinde siyasi birlik yok ki, burada da yazıyor. Şehir devletlerine nom adı veriliyor arkadaşlar. Nil Nehri hayat verir Mısır'a ama zaman zaman taşarak sabırları da taşırır. Ne yapar? Verimli arazileri su altında bıraktığı için Nil'in taşma zamanı hesaplanarak ilk güneş takvimi oluşturulmuştur. Unutmayalım, ilk ay takvimi Sümer, ilk güneş takvimi Mısır. Şimdi sorularda işte ay takvimi ile ilgili hangi bilgi yanlıştır der, Mısırlılar buldu der. Ya da Mısır'ı anlatırken hangisi Mısırlılarla ilgili yanlış bir bilgidir der, ilk ay takvimini buldular der, yanlış, ilk güneş. Hani bu noktalara çok dikkat edin. Şimdi hesaplama yapmışlar, güneş takvimini bulmuşlar. Hesaplama yaptıklarına göre matematik, geometri cepte. Takvim bulduklarına göre yine astronominin de gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ki biliyorsunuz Mısırlılar matematiği yalayıp yutmuş adamlar. Piramitlerin yapılmasında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Aynı şekilde geometride gelişmiştir. Dört işlem, sabit sayı, pi, dairenin çapı hep Mısırlıların icatları arasında yer alıyor. Mısır'da ahiret inancı var. Bunun kanıtlarından en babası piramitlerdir. Firavunlar için piramitler yapmışlardır. Dini inanç mimariyi geliştirmiştir. Alın size TYT kalıbı. Ahiret inancının varlığını aşağıdakilerden hangisi kanıtlar ya da neye sebep olmuştur? Mimarinin gelişmesine. Mumyacılık, eczacılık, kimya gelişmiştir. Neden? Cesedi hadi sargı bezine sarıp mumyalayıp tıkmıyorlar piramidin içine. Organları içinden çıkarıyorlar. Çıkardıkları organlar ve ceset bozulmasın diye ilaç hazırlıyorlar. Kimyanın, eczacılığın geliştiğine kanıt, tıbbın geliştiğine kanıt. Bunların yanı sıra krallarına firavun denir. Tanrı kraldır. Yönetim dine dayalıdır. Yani teokratiktir. Kralın ağzından çıkan her şey kanun olduğu için yazılı hukuk gelişmemiştir. Adamın ağzından çıkan her şey kanun çünkü.
Yaprak test deneme sınavlarında bu da çok çıkıyor. Papirüs kağıdını icat etmişlerdir. Fransız Champollion hieroglif yazıyı çözen isim olmuştur. Yani resim yazısını çözen isim olmuştur. Hititler ile Suriye toprakları için Kadeş Savaşı sonrasında tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır. Az önce söylediğimiz gibi tarihte birçok ilke imza atmıştır Mısır. Hacim hesaplamaları, tapu kadastro işleri, pi sayısı, onluk sayma sistemi, yani bugün sizlerin başını yakan birçok buluş Mısırlara aittir. Çok tanrılı bir inanç sistemleri var. Politeist, Ra güneş, Öziris iyilik, Maat doğruluk tanrısıdır. Tanrılarına birkaç da örnek verdik. Geldik Anadolu'ya arkadaşlar. Anadolu'da kurulan uygarlıklara bakacağız. Mezopotamya'nın bir uzantısıdır Anadolu. Mezopotamya ile coğrafi olarak aynı özelliklere sahip olduğu için o da çok sık istila edilmiş, çok sık el değiştirmiş ve yine birçok uygarlık ne yapmıştır? Anadolu'da kurulmuştur. Ki Anadolu'nun en eski uygarlığı Hattiler'dir. Hattiler zaman içerisinde Hititlerle kaynaşarak yok olmuşlardır. Ki Hititler ya da diğer adıyla Etiler, Hatuşaş, Çorum yakınlarında kurulmuştur. Hitit yönetiminde kral, başrahip, başkomutan, başyargıç. Her şeyin başı kral, tüm yetkiyi elinde toplamış, yönetim dine dayalı, teokratik bir özelliği var. Aynı zamanda işte hukuk bağımsız değil diyebilirsiniz. Bak bunlar hep TYT kalıbı, hep yorum yapıyorum. Bak başyargıçsa hukuk bağımsız değil. Başkomutansa askeri yapı da onun kontrolü altında diyebilirim. Kraliçe Tavananna ve Pankuş adındaki danışma meclisi vardır. En çok çıkan kalıplardan birisi. Hitit belgelerinde kralın mührünün yanında kraliçenin de mührünün bulunması, kadın erkek eşitliğini, siyasi hayatta kadınlara da yer verildiğini kanıtlar. Pankuş, Hitit asillerinden oluşan bir meclis ve bu mecliste son söz krala aittir. Bu da çok yaygın bir TYT kalıbı. Demek ki meclis iş bitirici değil, fikir veriyor danışma meclisi. Ki İslamiyet öncesi Türklerde Tavananna Hatun'a, Pankuş dediğimiz mecliste kurultaya benzer hemen hemen aynı özelliklere sahipler. Mısır ile Kadeş Antlaşması'nı az önce söylemiştik zaten. Telepinuş kanunları. Bu Telepinuş kanunu Anadolu'da çıkarılan ilk kanundur. Ve krala veliaht tayin etme, yani yerine geçecek kişiyi tayin etme hakkı verilmiştir. Bakın TYT kalıbı geliyor. Bu neye yol açar? Taht kavgalarını engelleyebilir mi? Evet, önüne geçebilir. Çünkü kraldan sonra kimin geçeceği bellidir. Merkez otoriteyi güçlendirir mi? Evet, güçlendirir. Bakın bir TYT kalıbı da. Tarihte ilk medeni kanunu oluşturmuşlardır. Ki ilk anayasa Hammurabi kanunlarıydı. Onunla karışmasın. Çivi ve hieroglif yazıyı nasıl kullanıyor bunlar? Demek ki Mezopotamya ve Mısır'la bir ilişki içerisine girmişler. Ticari ya da siyasi. Zaten siyasi olduğunu hop yukarı bak görürsün. Kadeş Antlaşması kimle savaştı? Mısır'la. E işte yine savaş kültürel etkileşimde bir araç. Bunlar hep yorumdur arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek hiç soru kaçırmayız. Tarihte bilinen ilk tımar sistemini uygulamışlardır. Hitit ülkesine bin tanrı ili denir. Çok tanrılı anlayış, politeist. Hitit ülkesinde kale sur gibi savunma amaçlı yapılar yoktur. E bunlar çılgın o zaman. Niye Anadolu gibi çok önemli bir coğrafyada kale sur yok böyle? Hani yatıyor mu bu adamlar? Hayır. Kale ve surları yoksa demek ki savunma ihtiyacını başka bir şeyle gideriyorlar. O da ne? Çok güçlü bir orduları var. Bu yüzden kale ve sura ihtiyaç duymuyorlar. Tanrılarına hesap vermek amacıyla, ki bu da çok yaygın bir kalıp, başlarına gelen iyi kötü doğru yanlış her şeyi anlattıkları anal adı verilen yıllıkları vardır ki objektif, tarafsız tarihçiliğin başlangıcıdır. Tanrılarına hesap vermeleri arkadaşlar yine çok tanrılı inanç sistemini burada bize ne yapıyor? Gösteriyor, söylüyor, ipucunu veriyor. Asur ve Frigler tarafından yıkılmışlardır. Frigler ya da Birikler Ankara Polatlı ya da eski ismiyle Gordion'da kurulmuştur.
Kurucuları Gordios'tur. Tarım ve hayvancılıkla kafayı bozmuştur Frigler. Tarım ve hayvancılığın aksamaması, sekteye uğramaması için çok sert kanunları vardır. Çok sert kanunlar. Bak, kime gitti aklım bir an? Hammurabi'ye gitti, Babillere. Benzer bir durum burada da var, ekonomik anlamda aksama yaşanmasın diye çok sert kanunları var. Nedir o? Öküz öldürenle saban kıranın cezası idamdır. Sen eğer öküzü döve döve öldürüyorsan, işte sabanı hoyrat kullanıp kırıyorsan sen de öl geber çünkü üretimimizi aksatıyorsun diyorlar. En büyük tanrıları ise bereket tanrıçası Kibele. Allah Allah. Bakın şu tesadüfe. Adamlar üretimle kafayı bozuyor. Tesadüf, en büyük tanrıları da bereket tanrıçası Kibele mi? Hayır. Yaşam tarzı dini etkilemiş. Üretimle kafayı bozdukları için onlar için en önemli tanrı bereket tanrıçası Kibele. Bu da yine bu iki bilgide sorularda sıklıkla çıkıyor. Tapates denilen halıları. Halı varsa dokumacılık var, dokumacılık varsa hayvanlar evcilleştirilmiş. Fibula denilen çengelli iğne. Tahtadan mı bu? Hayır. Demirden maden işlemesini biliyorlar. Ateş var ki çengelli iğne yapabiliyorlar. Bakın hep yorum yapıyorum. Fable denilen hayvan hikayelerini öncülleridirler. Hayvanların konuşturulduğu hikayeler bilgi sorusu olarak çıkar. En önemli eserleri Midas mezarıdır ki Midas arkadaşlar en parlak dönemleridir. Şu kulakları eşek kulağı gibi olduğu söylenen kraldır ve her dokunduğu şeyi altına çevirdiği iddia edilen kraldır. Tuttuğun altın olsun. Tarihçi Kazım Mirşan bu uygarlığı Türk olarak nitelendirmiştir. Frig alfabesi ise tam olarak çözülememiştir. Kimmerler tarafından da yıkılmışlardır. Lidyalılar, benim hemşerim olan Lidyalılar, merkez Manisa'nın Salihli ilçesi, eski ismiyle Sardes. Hitit ve Frig egemenliğinde yaşamışlardır belli bir süre. Parayı icat ederek takas usulüne son vermişlerdir. Bu en baba özelliklerinden birisi. Paranın icadından önce çubuklar da kullanılıyormuş altından, gümüşten. Tabii rahat taşınabilir değil yani, cebinde çubuğu nasıl taşıyacaksın Allah korusun. Taşıdın bir yere oturayım dedin, ah batar. Ha, takas usulüne son vermeleri, parayı icat etmeleri ticari hayatı canlandırmıştır arkadaşlar. Nasıl? İşte öküz alacaksan atıyorum iki koyun götürmeyeceksin. Para götüreceksin. Yani koyunu cebinde taşıyamazsın ama parayı cebinde rahatlıkla taşırsın. Ekonomiyi daha da rahatlatmışlardır takas usulüne son verip parayı icat etmeleriyle. Bir diğer özellikleri ise kral ticaret yoluna hakim olmalarıdır. En parlak dönemleri Krezüs zamanıdır ki Karun kadar zengin denen bu ifadeye sahip olan kral Krezüs'tür. Bu arada ilk para da kral Alyattes döneminde icat edilmiştir. Bunlar parayı bol buldukları için para Lidyalılara yakıştığından ordularını da paralı askerlerden yapmışlar ama bu kısa sürede yıkılmalarına yol açmıştır, çok çıkar. Neden? Çünkü asker ne için savaşmıyor? Vatan, millet için savaşmıyor. Para için savaşıyor. Can daha tatlı. Zor görünce de ne yapıyor? Kaçıyorlar. Persler tarafından yıkılmışlardır. Geldik İyonlara. İzmir ve çevresinde şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Merkezi otorite, siyasi birlik yok. 12 polis denilen şehir devleti vardır. Kolonicilik yapmışlardır. Kolonicilik yapan tek Anadolu uygarlığı olarak geçmektedir. Dini baskı yoktur. Evet, çok çıkan bir özellik bu. Dini baskının olmaması, özgür düşünce, zengin olmaları pozitif bilim dallarının gelişmesini sağlamıştır. İşte matematikçi Thales, tıp Hipokrat, Homeros gibi tarihçi çok önemli isimler vardır. Yine Persler tarafından yıkılmışlardır. Urartular, Van eski adıyla Tuşba merkezlidir. Ülke eyaletlere ayrılarak Ennam denilen valilerce yönetilmiştir. Benzer bir durum kimde vardı? Perslerde vardı. Evet, aferin. Neydi onun ismi? Evet, satraplık sistemiydi. Perslere benziyorlar. En önemli tanrıları savaş tanrısı Haldi'dir. Savaş tanrısı en büyük tanrıysa
Bunun da yaşam tarzlarıyla alakası var. Çünkü Urartular savaşçı bir millet. Bu yüzden en büyük tanrı savaş tanrısı Hal'di. Frigler üretimle kafayı bozdukları için en büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibele'ydi. Yaşam tarzı dini etkiler arkadaşlar. İki güzel örnek. Mezarları ev oda şeklindedir. Bu neyi gösterir diye sorar TYT soruları. Ahiret inancı, mezarın özel bir şekli varsa ahiret inancı vardır. Menua denilen sulama kanalı açmışlardır. Doğu Anadolu'dalar. Amaçları ne? TYT'de çıkar. TYT kalıbı sorularda tarımı geliştirmek. Kaya oymacılığı, zaten dağlık bir coğrafyadalar ve maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir. Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmış olmaları tıpkı Hititler gibi hem Mısır hem Mezopotamya'dan etkilendiklerini kanıtlar. Med ve İskit saldırıları ile yıkıldılar. Geldik Ege uygarlıklarına. İlk uygarlığımız, en eski uygarlığımız Girit ya da Minos uygarlığıdır. En önemli kralları zaten Minos'tur. Güçlü bir donanmaları vardır. Kale ve sur gibi yapıları yoktur. Zaten adalar doğal olarak savunmaya elverişlidir. Bir de güçlü donanma olunca kale ve sura ihtiyaç duyulmuyor. Knossos Sarayı modern şehirciliğin ilk örneğidir. Bu saray hangi ilk çağ uygarlığına aittir şeklinde AYT kalıbında çıkabilir sorularda. Adada olduğu için zaten deniz ticareti yapmak durumunda. Miken ya da diğer adıyla Aka uygarlığı da aşağı yukarı aynı coğrafyada kurulduğu için aşağı yukarı aynı özelliklere sahip. Ama burada önemli olan şu: Miken kralı Agamemnon'un başlattığı Truva Savaşı. İşte Troy filmini de izlediyseniz Miken kralı, işte Agamemnon, işte güzeller güzeli karısı, işte Helen var. Ama Helen Truva prensi Paris'le Agamemnon'u aldatıyor, boynuzluyor, birlikte kaçıyorlar. Agamemnon onu peşliyor. İşte Homeros'un meşhur İlyada destanında bu anlatılıyor. Ama asıl sebep Çanakkale Boğazı'na hakim olmaktır. Stratejik bir yerdir. Hem siyasi hem ticari, ekonomik açıdan önemli bir coğrafyadır. Deniz ticareti yapıyorlar ki doğal olarak Doğu Batı'yla kültürel etkileşimi sağlıyorlar. Mezarları kuyu mezarı şeklindedir. Mezarın özel bir şekli var. Ölümden sonraki hayata inanıyorlar. Hatta ölülerin yüzüne altın maske takıyorlar. Bizler diriye takacak altın bulamazken adamlar ölüye altın maske takmış. Bu da zengin olduklarının bir kanıtıdır. Maden işlemeyi bildiklerinin bir kanıtıdır. Girit gibi Dor dediğimiz Yunanistan'dan gelen uygarlık Dorlar tarafından yıkılmışlardır. Son Ege uygarlığımız Yunan. Demokrasinin ilk kez görüldüğü uygarlıktır. Tam bir AYT kalıbı. Mora yani Yunanistan dar ve dağlık olduğu için deniz konolojiliği, sebep sonuç ilişkisi, deniz ticareti yapmışlardır ve kültürlerini bu bölgelere yaymışlardır. Hatırlayın, kolonilerini bunlar vatan olarak görüyordu, asker bulunduruyordu ve kolonilerini kaybetmiyorlardı. Kolonilerinde kültürlerini yaymalarını sağlayan, işte az önce de söylediğim gibi vatan toprağı olarak görüp yerleşmeleri ve asker bulundurmalarıdır. Polis denen şehir devletleri vardır. Atina, Sparta, Larissa. Bunlar birbirini de yemiştir arkadaşlar. Perslerle yaptıkları Maraton, Salamis, Termopilo savaşlarını kazanmışlardır. Demek ki askeri açıdan kuvvetliler. Hemen yorum yapıştırıyoruz yine. Tanrılarını eğlendirmek amacıyla spor müsabakaları yani ilk olimpiyatları yapmışlardır. Tanrılarını dedim. Yine politeizmi burada görüyoruz. Drakon, Solon, Klistenes adlı argonlar vardır. Kanun koyuculardır bunlar. Köleleri özgürleştiriyorlarsa, halk meclisini açıyorlarsa, eşitliği savunuyorlarsa bunlar toplumsal tabakalaşmaya karşı çıkmışlar ve demokrasiyi geliştirmeye çalışmışlardır şeklinde yorum yaparız. Yine TYT kalıbında bu isimleri sorularda görüyoruz arkadaşlar. Geldik son iki uygarlığımızdan ilkine, Helen uygarlığı. Helen nelen derseniz, kurucusu Yunan şehir devletlerini birleştiren yani Helen birliğini başlatan ikinci Philip'tir. En önemli hükümdarı Büyük İskender'dir. Büyük İskender Asya seferine çıkmış
İşte Anadolu'dan geçmiş, İran'dan geçmiş, Mısır'dan geçmiş, Hindistan'a kadar gitmiştir. İşte Batı kültürüyle Doğu kültürünün karışıp kaynaşmasıyla da Helen ya da Helenizm dediğimiz uygarlık ortaya çıkmıştır. Şu özelliği özellikle aldım. Ülkede satraplık sistemi uygulanmıştır. Satraplık kimdeydi arkadaşlar? Çok güzel, Perslerdeydi. Yani ne olduğunun bir kanıtı, Doğu kültüründen etkileşime girildiğinin bir kanıtı. Soru da size sorabilir. Satraplık varsa bu neyi gösterir? Hangi uygarlıktan etkilenmiştir? İran, Persler. Bergama'da ilk kez parşömen kağıdı üretilmiştir. Mısırlıların da kendine has bir kağıdı vardı. Neydi o? Papirüs. Arşimet, Baklamyus, Aristo dönemin en önemli bilim insanları. Yine Bergama'da Asklepion Sağlık Merkezi dünyanın ilk önemli sağlık merkezlerinden biri. Yorum, tıp gelişmiş, tıp yani bilim gelişmiştir. Büyük İskender'in ölümüyle de arkadaşlar imparatorluk parçalanmıştır. Mısır'da Ptolemeler, Makedonya'da Antigonitler, Antrikot diye isim geliyor sürekli buna. Bununla birlikte Anadolu ve geriye kalan Hindistan'a kadar olan topraklarda da Selevkoslar görülüyor arkadaşlar. Burada kırmızı ile yazan Selevkos yerine Hindistan'a kadar geriye kalan topraklar yazması gerekiyordu. Neyse, işte bu da kendi içerisinde Bergama, İzmir ve çevresi, Orta Anadolu, Kapadokya, Kuzey Batı Anadolu, Bitinya ve Karadeniz olarak, Karadeniz'de Pontus olarak kendi içerisinde bölümlere ayrılmıştır. Geldik son ilk çağ uygarlığımız. Roma uygarlığı. Kurucusu Romulus. İki kardeş olduğu söylenir arkadaşlar. Romus ve Romulus, bunlar anne ve babasızdır, öksüz yetimdir. Hatta bunları dişi bir kurdun emzirerek büyüttüğü şeklinde bir hikayesi de vardır. Roma'nın ilk imparatoru Augustus, en önemli hükümdarı Julius Caesar'dır. İtalikler ve Etrüksler tarafından kurulmuştur. Siyasi açıdan krallık, cumhuriyet, imparatorluk gibi 3 dönem yaşamışlardır. Ki cumhuriyet döneminde konsül adı verilen yüksek dereceli memurlar, senato denilen meclise karşı sorumlu olarak devleti yönetmişlerdir. Halk 3 sınıftır. En üstteki patriciler, ki her türlü hakları olan yönetici sınıftır. Ortada kalan, tarım, ticaret, hayvancılıkla uğraşan plebler, her zaman en altta kalıp canı çıkan, genelde savaş esirlerinden oluşan ve hiçbir hakka sahip olmayan kimler? Köleler var. Üst sınıfın tüm hakları var, orta sınıfın siyasi hakkı yok, alt sınıfın hiçbir hakkı yok. İşte yine matematiksel bir şey görüyorsunuz. Pleblerle köleler artı birleşmiş. Kime karşı? Patricilere karşı. Çarpı neden? Bölü hak elde etme. Eşittir. Bu çatışma 12 levha kanunlarının hazırlanmasına yol açmıştır ki Roma Cumhuriyet döneminde hazırlanan bu kanunlar Avrupa hukuk sisteminin temelini oluşturur. Tarihte tüm Akdeniz havzasına, yani İtalya, Anadolu, Kuzey Afrika'ya tamamına hakim olan ilk devlet Roma İmparatorluğu'dur. Bu da askeri açıdan ne kadar güçlü olduğunu gösterir. İlk çağın en büyük köleci devletidir. Tarihte bilinen ilk köle isyanı, Spartaküs isyanı da bu dönemdedir. Kartaca dediğimiz Fenike kolonisi ile Pön savaşlarını yapmışlardır. Hannibal demiştik daha önce. 313 Milano fermanı ile Hristiyanlık resmi din olmuştur. 375 kavimler göçüyle Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış. 476'da Batı Roma, 1453'te ise Doğu Roma yıkılmıştır. Miladi takvime ve Latin alfabesine son şeklini vermiştir. Bugün hala Roma rakamları kullanılmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, yine 40 küsur dakikada aslında 4-5 derse sığacak olan ilk çağ uygarlıklarını da size en önemli özellikleriyle anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere, zaman sizin için aksın.